Dünya üzerinde en çok neyin fabrikası vardır? Dünya üstünde en fazla şeker fabrikası var. Milyarlarca, belki trilyonlarca. Ama insanların inşa ettiği fabrikalardan bahsetmiyorum. Latince ismi Narcissus. Biz ona Nergis diyoruz. Nergis çiçeği. Bu çiçeğin üstünde şu an 25 tane çiçek açmış. 25 tane şeker fabrikası var anlamına geliyor. Bu fabrikalar her mevsim açılıyor, bir müddet ürün veriyor, sonra kapanıyor. Bu çiçeklerin tam şuralarında şeker fabrikası var. Nektar üretiliyor. Bizim kullandığımız beyaz şeker veya toz şeker, şeker kamışından veya şeker pancarından. Bunun kalorisi çok fazla, fakat içinde mineral ve vitaminler yok. Nektarda ise şeker var, bir de vitaminler, organik bileşikler, mineraller ve aromatik maddeler var. Su damlası gibi üretiliyor, çiçeklerin hemen altında. Ağzınıza aldığınızda hissedersiniz. Yeryüzündeki çiçeklerin hepsinde birer tane böyle nektar fabrikası var. Şekerin temeli karbon artı su, 1-2-1 oranı var. 6 karbonlusu şeker oluyor. Çiçeklerin içinde yaratılan nektar yani şeker, glukoz ve fruktozdan oluşur. Bu, glikozun formülü, bu ise fruktoz. Formül aynı. Fark sadece dizilimden kaynaklanıyor. İki şeker molekülü farklı diziliyor ve sukroz oluşuyor. Bu bir şeker veya nektar molekülünün modeli. 12 karbon, 22 hidrojen, 11 tane de oksijen var. Ben resmine bakarak kolayca yaptım ama gerçeğini yapmak kolay değil. Bir atomun bağlantı açısı farklı olsa molekül oluşmuyor. Böyle bir değişiklikte fonksiyonel grup değişiyor ve başka bir şey oluşuyor. Bir molekülde toplam 45 atom var ama bu rakamlar kasa şifresi gibi. Tek bir rakam hatalı olsa kasa açılmaz. Tek bir atom farklı bağlansa şeker oluşmaz. Elementler birbiriyle haberleşiyor olabilir mi? Nektar oluşumu şöyle bir şey. Buradaki öğrencileri element kabul edelim. Aralarında anlaşarak bunu yapıyorlar. Öğretmenler onları organize ediyor. Burada daha fazla insan rol alıyor. Sadece şeklen bir araya geliyorlar. Değişim yok. Ama elementler bir araya geliyor ve şeker üretiyor. Şunu demek mantıklı mı? Her çiçekte bilinç sahibi kimyagerler var. Onları görmüyoruz ama elementleri bir araya getirip gizli laboratuvarlarında şeker sentezliyorlar. Bilim insanları doğayı taklit ederek katalizörler yardımıyla nihayet şeker sentezlemeyi başardı. Şimdi bununla ilgili bir makaleye bakalım. Makalenin başlığı, şeker sentezini doğadan ödünç almak. Sentetik kimya uzmanları, aşırı hassas beslenme uzmanları gibi şekerden kaçınırlar. Yani yapması çok zor. Doğa, uzman bir kimyacı gibi kıskanılacak ölçüde bir molekülü diğeriyle sentezler. Fakat laboratuvarlarda bilim insanları zorlukla bir molekülü diğer kimyasala bağlar. Bu işleme glikozilasyon denir. Laboratuvarlarda pek çok katalizör kullanarak glikolizasyon yapılıyor. Hatta yöntemini biz keşfettik diye patentini alıyorlar. Oysa tabiattan kopya. Burada atlamamamız gereken bir sözcük var. Nature an expert chemist. Yani doğa uzman bir kimyacı gibi. Laboratuvarlar dışında doğal reaksiyonlar fosfatları ateşli bir yaygara yapmadan kullanır. Doğa gururlu bir şef gibi kimyasal sırlarını iyi korur diyor. Thank you.
Bunlar basit bir şekeri oluşturan elementler. Kırmızılar oksijen, beyazlar hidrojen, siyahlar da karbon. Bunlar sentezlendiğinde ve iki şeker molekülü bir araya geldiğinde sukroz oluşuyor. Bu molekül oluşuyor. Monte etmek için ellerimi kullandım. Harry Potter filmini hatırlayalım. Harry'e babasından görünmezlik pelerini kalır. Pelerini giyince görünmez hale geliyor. Vay canına. Vücudum yok oldu. Ne olduğunu biliyorum. Bu bir görünmezlik pelerini. Görünmez mi oldum? İsmini yazmamış. Böyle bir pelerin yok. Ama olsaydı ve ben o pelerinle ellerimi gizlesem, molekülün oluşumu şöyle görünürdü. Ellerimi görmüyorsunuz. Bu görüntüyü izlediğinizde ne düşünürsünüz? Moleküllerin elle konulduğu kısımları montajda kesmişler. Veya yeşil bir eldiven kullanıp green box tekniğiyle eli silmişler. Veya efekt ile molekülleri tek tek eklemişler. Şunu diyen çıkar mı? Evet, bir oluşum var fakat bu oluşumu bu masa yapıyor. Veya bu televizyon stüdyosu yapıyor. Çok saçma bir açıklama olur. Ama sık sık kullandığımız, kullanılan doğa yapıyor sözünün bundan ne farkı var? Sonuç olarak tabiatı taklit ederek katalizörler yardımıyla artık laboratuvarlarda şeker üretilebiliyor. Peki siz ben kahveme laboratuvarlarda üretilen şekerden koymak istiyorum deseniz ne olur? Gramı altından pahalıya gelir. 1 kilo şekerin maliyeti 1 kilo altından fazla olur. Bu sentezi başaran bilim insanları ortalama 120-140 IQ sahibi. 10 yıllarca çalışıp şeker sentezlemeyi çözdüler. Allah'ın kudretine bakın ki her bir çiçeğin içinde kimya uzmanlarına gerek olmadan, laboratuvarlara gerek olmadan nektar üretiliyor. Nektar üretiminde çok enteresan bir konu daha var. Çiçeklerle çiçeklerden nektar alan hayvanlar arasında bir ilişki var. Arılar gündüz nektar topluyor. Bu nedenle çiçekler gündüz nektar üretiyor. Ama bunun tersi de var. Costa Rica tropikal ormanlarında yapılmış bir araştırmada tersi bir durum görülmüş. Gece saatlerinde çiçekleri ziyaret eden bir yarasa türü var. Bu hayvanlar gece gezdiği için nektar salgılanması gece gerçekleşiyor. Maksimum miktarda nektar saat 21'den itibaren üretilmeye başlıyor. Bu andan itibaren çiçekler nektar üretiminde 199.82 mikrolitrelik bir zirveye ulaşıyor. Bu da 4 damla su kadar bir şey. Diyelim ki bir bitki nektar üretiyor. Nektar almayı arı veya başka hayvanlar gelmedi. Böyle bir durumda bitki salgıladığı nektarı geri alıyor. Kendisi kullanıyor. Bir başka harikuladelik daha var. Çiçek nektarının kimyasal bileşenleri arı veya başka hayvan türlerine göre farklılaşıyor. İhtiyaca göre yapılan sentez güncelleniyor. O yörede nektar toplayan hayvanların ne tür özellikli nektar ihtiyacı varsa ona göre nektar üretiliyor. Bir çiçekte nektar üretilirken gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, kimyasal değişimler kısaca şöyle. Peki bitkilerde üretilen nektarın insan ile ilişkisi ne? Çiçekler nektar üretmese arılar onları ziyaret etmez. Arılar nektar almasa polen taşımazlar. Polen taşınmazsa tozlaşma olmaz. Tozlaşma olmazsa bazı bitkiler ve ağaçlar meyve vermez.
yani arılar olmasa özellikle sebze ve meyve üretimi tehlikeye girer. Arılar tozlaşma yapmasa o işi bizim yapmamız gerekir şöyle. Bu nedenle bu minik şeker fabrikaları yeryüzünün görünmeyen en değerli üretim merkezleri.